Mutfağıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Klasik bir bayram baklavası tarifim var sizlere. Bugün hemen hamurunu yoğurmaya başlayalım. 100 gram kadar yumuşamış tereyağımız var. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Yarım çay bardağı sütümüz var. Sütümüzü de ekliyoruz. Bir tane yumurta kullanacağım. Bu hamur ölçüsü bir tepsilik için arkadaşlar. Çok azıcık bir tuz atıyorum. Bir fiske diyebileceğimiz kadar. E, sirke kullanacağım. Baklavamızın çıtır olması için sirke mutlaka kullanmalıyız. 2 yemek kaşığı sirkemiz var. Elma sirkesi veya üzüm sirkesi hiç fark etmez. İkisini de kullanabilirsiniz. E, ben üzüm sirkesi kullandım. 2 yemek kaşığı yoğurt. 1 çay bardağı sıvı sü su. Evet, suyumuzu da ekledikten sonra... Sıvı malzemelerimizi şöyle bir karıştırdıktan sonra Kontrollü bir şekilde un ekleyerek kıvamlı bir hamur yoğuracağız Toplamda 3 su bardağı un kullanacağım ama ununuzu e, Un farklılığı çok olabiliyor hani kalitesine göre çok değişebiliyor bazı un hiç su çekmiyor bazı un Biraz daha su çekebiliyor e, Ben un markamı kullandığım un markasını videonun alt kısmına yazacağım burada anlatamıyorum ee, iyi bir un kullanın arkadaşlar baklava yaparken çok iyi bir un kullanın yani özellikle baklavalık böreklik birinci kalitede un kullanmanız gerekiyor hamurumuzu çok güzel yoğurmalıyız ki hamurumuz güzel açılsın evet güzelce yoğurduktan sonra hamurumuzu yaklaşık bu şekilde 3-4 dakika kadar e, sürekli yoğurarak hamurumuzu ayarlıyoruz evet yumuşak bir hamur oluyor çok sert bir hamur değil Gördüğünüz gibi bezelere ayırdım. Fincan tabağı büyüklüğünde nişastalıyorum. Buğday nişastasıyla daha kolay açılır her zaman baklava ama bulamazsanız mısır nişastasıyla da açabilirsiniz. Markası çok önemli değil. Taze bir nişasta kullanın her zaman. En ideali odur. Evet bu şekilde hazırlayacağım. Aralarını buzdolabı poşeti koyacağım arkadaşlar ve e, aceleniz varsa en az 2 saat kadar mutlaka dinlendirmeniz lazım. Aceleniz yoksa akşamdan yoğurun sabahleyin e, baklavanızı açabilirsiniz. Birbirine yapışmamalar için bu şekilde hazırlıyorum. Bu yöntemi de ben kendim bulmuştum arkadaşlar. Çok pratik çok kolay bir yöntem. E, çok daha kolay açılmasını sağlıyor baklava hamurumuzun. Evet. Bol nişasta kullanarak ilk etapta hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Ee, yaklaşık 20 gün önce yine kanalımda baklava hamuru nasıl yoğrulur diye tek video çektim. Baklava e, hamur yufkası nasıl açılır diye ona da ayrı bir video çektim. Çok ayrıntılı eğitim videoları çektim. Şerbet nasıl hazırlanır diye mutlaka onlara göz atmanızı tavsiye ederim. Evet yufka açarken ki püf noktalarını her şeyi anlattım arkadaşlar. O videolarımı mutlaka izleyin. Yufkalarınızı her zaman dediğim gibi çok hızlı açmaya çalışın. Ne kadar hızlı açarsanız hamurunuz elinizde o kadar yumuşar ve açıldıkça açılır. Yavaş açılan yufka elinizde sertleşir. Hava ile tema çok temas ettiği için sertleşir ve e, açmakta da zorlanabilirsiniz. Bu şekilde tül gibi incecik yufka açabilirsiniz. Dediğim gibi videoları mutlaka izleyin. O videolarda e, birebir çok ayrıntı anlattım orada. Evet, şimdi klasik bir baklava yapacağız demiştim. Şekilli baklava yapmayacağız. Şimdi tepsimin içerisine serdim ve geri kalanları da bu şekilde eşit bir şekilde tepsime yerleştiriyorum. Çok hafif bir yağ serpeceğim aralarına. Fırçayla ile serpin, kaşıkla serpmeyin çünkü e, kaşıkla şey olabilir çok fazla dökebilirsiniz çok dökmemeniz lazım çok hafif serpiştirerek dökebilirsiniz evet kullanmış olduğum tepsi boyutum 40 santimetre hazırlamış olduğum bezelerimin gramları arkadaşlar 90 gram 90 gramdan 40 santimlik bir tepside 9 tane yufka kullanacağım. Yani bu e, hamur ölçüsü, vermiş olduğum hamur ölçüsü tam bir tepsilik hamur ölçüsü. Daha çok baklava yapmak isterseniz malzeme listesini e, biraz daha çoğaltabilirsiniz. Evet ben klasik baklava olacağı için her katına e, ceviz veya fındık hangisini al, elinizde varsa onu kullanabilirsiniz. Her katına sereceğim. Evet göstermiş olduğum şekilde yufkalarımı serpi tepsime yerleştiriyorum ve üzerine her katına iç harcımızı koyuyoruz. Son iki katına ee, ceviz kullanmayacağım. Çünkü son katlarına ceviz kullanırsak üzerinde e, pişerken de çok görünür, çok göründüğü için de üzeri e, pürüzlü olur. O yüzden son iki katına kullanmayacağız iç malzeme. Ama yağ serpiştirebiliriz. Benim dediğim şekilde arkadaşlar videolarımı izlerseniz Hı -hı. eğer benim dediğim şekilde baklava yaparsanız Hı -hı. Tadına doyulmayacak kadar lezzetli baklavalar yapmış olursunuz gerçekten e, Bu işin çok ticaretini de yaptığım için e, bu konuda baklavalarıma güveniyorum Tariflerime güveniyorum Ve gerçekten çok lezzetli oluyor ve çok ayrıntı anlatıyorum arkadaşlar dediğim gibi videolarımı mutlaka izleyin Çünkü birebir yaptığım şekilde bütün püf noktalarını anlatıyorum. Şimdi üstünü hazırlayacağız. Üst yaprağını da koyduktan sonra bıçağın ucuyla kenarlarını tepsimizin içine doğru batıralım ki baklavamızın üstü güzel olsun. Şimdi şöyle elimizle düzeltelim ve kesime başlayalım. Yine e, kanalımda şerbetli tatlılar bölümüne bakarsanız çok farklı kesim baklavalar var. Baklava kesmeyi çok seviyorum. Şekilli baklava kesmeyi çok seviyorum. Ee, Instagram hesabım yine Berat Tatlı Dünyası. Oraya da bakabilirsiniz. Orada da çok değişik baklava kesim modelleri var. Evet şimdi arkadaşlar 250 gram tereyağım var. Tereyağımı erittim. Üzerinin köpüğünü aldım. Arzu ederseniz bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyebilirsiniz ama sıvı yağ biraz kokuyor o yüzden ben sevmiyorum hani eklemiyorum. Ee, yağımın köpüğünü aldıktan sonra baklavamı hepsini kesmeden biraz yarısını keser kestikten sonra üzerini yağlayacağım. Ee, yağlanmış halde keserseniz baklavanızı çok daha kolay pratik kesebilirsiniz. Ee, mesela bayramda e, baklava yapacaksanız eğer hani arefe gününden yapacaksanız veya bir gün önceden yapacaksanız baklavanızı bu şekilde hazırlayıp baklavanızı üzerini yağlayın buzdolabında bekletebilirsiniz. Bir gün e, bir gece bekletebilirsiniz hiçbir şey olmaz baklavanızı ertesi gün baklavanızı pişirebilirsiniz ama yağ dökmeden kesinlikle koymayın üzeri kurur pişirirken hiç güzel bir görüntü olmaz. Evet, şimdi ben fırınımı açtım. Fırınım e, şu anda 180 derecede. Baklava pişirirken de ilk önce fırınınızı biraz yüksek derecede pişirin. Çünkü e, sıcak fırına koyalım ve iç katları böyle kabarsınlar. Kabardıktan sonra derecemizi düşüreceğiz. Şimdi hemen şerbetimizi hazırlayalım bu arada. Baklavamızı fırına gönderdik pişerken. Evet 4,5 su bardağı toz şeker ve 5 su bardağı su bir parça limon şerbetimizi ocağa koyduk kaynatıyorum yaklaşık 20 dakika kadar kaynayacak kaynadıktan sonra böyle e, kabarcıkları çoğaldığı zaman kepçemizle karıştıralım bir kepçe şerbet alacağım şimdi ee, yine tenceremin içerisine dökeceğim Kıvamına bakalım arkadaşlar Evet damlalarım ağır akmaya başladı Hemen ocağı kapatıyorum Baklavamı fırından çıkartıyorum 1-2 dakika ilk sıcaklığı geçsin Bekliyorum Baklavam sıcak Şerbetim sıcak Şimdi şerbetleyeceğim İnanın günlerce tazeliğini, günlerce çıtırlığını koruyor bu şekilde hazırlarsanız. Ee, ama dediğim gibi eğitim videolarını mutlaka izleyin. Çünkü e, çok kolay, yapımı da oldukça zor değil. Yarın e, yine yeni bir tarifle e, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.